Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında Vali Kemal Çeber, önceki dönem Adalet Bakanı AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hastanede yaptıkları incelemeler sonrasında basın ve kamuoyunu bilgilendirdi. Hem bölgenin hem de şehrin hasretle beklediği bir proje olan Şehir Hastanesi'nin önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeper şunları söyledi. Hem bölgenin hem de şehrimizin hasretle beklediği en önemli yatırımlardan birisi. Allah'ın izniyle tamama ermiş. Ankara'da Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz takip edilmesi gereken her şeyi, hikayesini dinlediğinizde yatırımın görüyorsunuz ki en ince detayına kadar takip etmiş. Belediyelerimiz lojistik ve altyapı anlamında ne yapılması gerekiyorsa Fatma Bakanımızın önderliğinde çok güzel planlamış ve şehrimiz böyle devasa 7 bloktan oluşan ve entegre bir sağlık tesisinde, külliyesinde olması gereken her şeyi bünyesinde eksiksiz barındıran bir yatırıma kavuşmuş. Bu hastaneyle ve bu külliyeyle beraber Gaziantep birçok konuda olduğu gibi bölgenin abisi, merkezi, stratejik noktası olma hedefini ve pozisyonunu sağlıkta da almış oluyor. İnşallah sadece ilimize değil tüm bölgeye, tüm komşu ülkelere hatta buradan hizmet edeceğiz. Biz şimdi buranın üzerinden şunu konuşuyoruz. Gaziantep'e gel, muayeneni ol, ameliyatını ol. Hatta 3 gün önce gel, Gaziantep'i sana gezdirelim, motive edelim. Sonra tedavini, ameliyatını yaptıralım. Ondan sonra da bir 3-5 gün daha bizim muhteşem kültürümüzü, tarihimizi, doğamızı da sana gezdirelim. Ve sapasağlam ülkene, iline uğurlayalım diyeceğiz burayla beraber. Önceki dönem Adalet Bakanı AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ise 1875 yataklı olan bu şehir hastanesi sadece Gaziantep'e değil bölgemize de çok önemli bir katma değer sağlayacaktır dedi. Gaziantep'imize yapılan çok devasa bir hizmetin, eserin son noktaya geldiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize her alanda kazandırdığı büyük eserler var. Sağlık alanında da şehir hastaneleri ülkemize Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu çok önemli eserlerden, dev eserlerden biri. Ve bugün Gaziantep'imizde de şehir hastanesinin açılması için artık günleri sayıyoruz. Seçim öncesi de biz yine birlikte burayı gezmiştik, bilgi almıştık. Sizler de dikkat etmişsinizdi. Çok önemli mesafe alındı. Artık açılmaya hazır hale geldi neredeyse. Çok az eksiklikleri var. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca Bey ile de yakından sürekli temas halindeyiz. O da gerek ilgili bürokrasisini, bakan yardımcısını bizzat burada incelemelere getirerek hastanenin tüm aşamalarını yakından takip ediyorlar. İnşallah 1875 yataklı 7 hastanenin olduğu bu dev eser şehir hastanesi Gaziantep'imize, ülkemize hatta bölgemize çok önemli katma değer sağlayacaktır. Gaziantep'imiz her alanda olduğu gibi sağlık alanında da böyle Süper Lig'e çıkacaktır. Bunun hem yan sanayisiyle endüstriyel diğer sektörleri de canlandıracak. Gaziantep'in birçok sektörlerini, ekonomisini dahi canlandıracak önemli bir potansiyel. Ama daha önemlisi insan sağlığı her şeyin başı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla insanımızın sağlığı konusunda onların yanında olacak. Çok önemli bir hizmet. Onların hayır duasını almak, Allah razı olsun demek her şeyin başında, her şeyin önünde gelmekte. İnşallah burada da doktorlarımızla, tüm sağlık çalışanlarımızla Gaziantep'imiz burada şifayı bulacak. Hemşehrilerimize bu hizmetler sunulacak. Özellikle Gaziantep'imizde son zamanlarda depremden kaynaklı da bazı hastanelerin yine kapanması, hizmet vermemesi sebebiyle hem randevu alınmasında hem hizmetlerin sunulmasında büyük bir sorun hep beraber yaşıyoruz. Tüm bu sorunları giderecek ve kalıcı bir şekilde Türkiye'nin yeni yüzyılda çığır açacak önemli bir eseri yerinde gördük. Son eksiklikleri neler kaldı onları takip ettik.
Bakanımızla yine görüşeceğiz ve bir an önce açılıp hizmete sunulması için takibi hep beraber milletvekili arkadaşlarımız, valimiz, belediye başkanlarımız, büyükşehir başkanımız, hep birlikte il başkanımız takip edeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise belediye olarak lojistikçi olduklarını belirterek bu hastaneye özellikle hastanın erişilebilirliği çok önemliydi ifadelerini kullandı. Sağlıklı bir şehir, sağlıklı Gaziantep için şehir hastanemiz çok önemliydi. Şu an Türkiye'nin en iyi donanımlı, en iyi teçhizatının yapıldığı ve en iyi tasarımının yapıldığı şehir hastanesini tamamlamış durumdayız. Emeği geçen bütün herkese, Cumhurbaşkanımızın takibi, Sağlık Bakanımızın bütün ekibinin, Rönesans'ın bütün ekibi ve bizim kendi ekibimizde hamdolsun bu büyük işin altından kalktık. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler çıkaran bir ekibin mensubu olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Biz de Gaziantep Büyükşehir olarak lojistikçiyiz. Burası özellikle hastanın erişilebilirliği çok önemliydi. Altyapı çok önemliydi. Artık sağlık turizmini konuşacak altyapıya geldik. Hem özel hastaneler hem devlet hastanesiyle artık Orta Doğu'nun, Avrupa'nın sağlık ihtiyacını giderecek altyapıyı oluşturduk. Hem kendi vatandaşımızın hem de ihtiyacı olan, bölgenin ihtiyacı olan sağlık hizmetini verecek, hizmete ulaştıracak hem tesisatı hem sağlık elemanlarını, doktorlarımız başta olmak üzere altyapıyı oluşturmuş olduk.